Merhaba arkadaşlar. 2019 KPSS ve mülakatlar için güncel bilgiler denemesi videosuyla karşınızdayız. Son zamanlara yaklaştıkça denemelerin çözümleri ve önemi arttı arkadaşlar. Bu nedenle ben de güncel bilgiler denemesi çektim. Zaman zaman üçerli denemeler halinde sizlere yeni videolar yükleyeceğim. Kanalımı takipte kalın. E, yeni oluşan güncel bilgilerin videolarını da e, ayrıca yine video haline getirip sizlere sizlerle paylaşacağım. E, i̇lk denememizle başlayalım. Üçlü serimizin ilk denemesi. E, soru 1. Türk Edebiyatımızda Beyaz Kartal olarak bilinen Ekim 2018 yılında vefat eden şairimiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Sezai Karakoç, B. Nuri Paktil C. Abdurrahim Karakoç D. İsmet Özel E. Bahattin Karakoç ee, Doğru cevabımız Bahattin Karakoç arkadaşlar. İkinci soru. E, Türkiye'nin Ermenistan ve Yunanistan'la olan sınırlarını belirleyen iki nehir hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar burada iki farklı sınırımızı belirleyen iki nehir sorulmakta. E, Asi, Manavgat, e, B, Meriç, Tuna, C, Meriç, Aras, D, Aras, Asi, E, Asi, Meriç. Arkadaşlar doğru cevap Ceyhan şıkkında verilmiştir. Meriç ve Aras. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. E, i̇kisi aynı anda soru olarak gelmez. Gelme ihtimali olduğunda e, ya batı sınırımız ya da doğu sınırımız hangisidir diye Gelir. Bunu ayrıca belirteyim. Üçüncü sorumuz. Dünya Rafting Şampiyonası 2019 Haziran ayında gerçekleşecek arkadaşlar. Sınavlara yakın bir zamanda bilginiz olsun. Aşağıdaki illerimizin hangisinde düzenlenecektir? A. Artvin B. Antalya C. Van D. Tunceli E. Muş Arkadaşlar Tunceli'de düzenlenecektir. Bilginiz Olsun Birçok Kanalda Birçok Haberlerde Tekrar Tekrar Buna Değinildi Bu Tür Bir Sorunun Gelmesi Bekleniyor Tunceli Terörden Temizlendikten Sonra Kayyum Atanması Nedeniyle Özellikle TRT Haber TRT Kanallarında Defalarca Değişik Programlarda Gündeme Geldi Bilginiz Olsun Oraya Bir Turizm Merkezi Yapma Çalışması Amacıyla soru olma ihtimali de bu nedenle yüksek diyorum arkadaşlar. Ee, bir farklı bir soru, genel kültür sorusu. Türk tarihinin ilk antlaşması olarak kabul edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadeş antlaşması. B. Segadin antlaşması. C. Kuzey Şansi antlaşması. D. Margos antlaşması. E. Zitvatorok antlaşması. Arkadaşlar burada altını şöyle çizelim Türk tarihinin ilk antlaşması genelde bu tür soruya ilk antlaşma e, olarak bakılıp direkt Kadeş antlaşması şıkkı seçiliyor ama Türk tarihinin ilk antlaşması Kuzey Şansi antlaşması Çin'le olmuştur arkadaşlar bilginiz olsun. Burada artı bir bilgi olarak da genel kültür bilgisi olarak da Margost Antlaşması arkadaşlar bu e, Hun İmparatorluğu Atilla'nın at sırtında yaptığı anlaşmadır arkadaşlar. E, Atilla ile ilgili Tanrı'nın kırbacı gibi sorular bolca geliyor. Bu da Atilla ile ilgili önemli bir şey. E, Doğu Roma ile Doğu Roma elçileriyle at sırtında yaptığı bir anlaşmadır. Beşinci sorumuz. Türkiye'de 2019 yılı aşağıdakilerden hangisi olarak kutlanacaktır? A. Göbekli Tepe yılı B. Muzur Çayı yılı C. Korkut Ata yılı D. Dede Korkut yılı E. Tarihe Saygılı Arkadaşlar 2019 yılı Göbekli Tepe yılı olarak kutlanacaktır. Göbekli Tepe 12 bin yıllık bir geçmişiyle ilk tapınak, ilk tapınma merkezi insanlığın en eski, ilk demeyelim en eski yer olarak Şanlıurfa'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılan Göbekli Tepe yılı olarak kutlanacak. Göbekli Tepe ile ilgili bir soru bekleniyor. Daha önceki güncel videolarımda bununla ilgili bilgiler verdim. Burada da denememe de kattım bilginiz olsun. 2018 yılında başlatılan ilk akıllı şehir projesi, entegre akıllı kent projesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde başlatılmıştır? Arkadaşlar A Antalya, B Karaman, C Bayburt, D Gümüşhane, E Burdur. Arkadaşlar Karaman'da başlatılmıştır. Bilginiz olsun. İkinci denemeye geçiyorum. E, 2018 yılında öldürülen Arabistan'la Arabistan asıllı gazeteci aşağıdakilerden hangisidir? A. Cemal Kaşıkçı B. Murat Bardakçı C. Ali Ez Züfeiri D. Mehdi Hasan E. Ahmet Mansur Cemal Kaşıkçı Gündemimizde uzun süre kalmış bir gazeteci. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Vefa ödülüne aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Ee, A Necip Fazıl Kısakürek, B Mehmet Akif Ersoy, C Erhan Afyoncu, D İlber Ortaylı, E Halil İnancık. Arkadaşlar Vefa ödülü rahmetli Mehmet Akif Ersoy'a layık görülmüştür. Türkiye'nin ilk yerli ve milli bas istasyonu adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kulak B. Posta 1 C. Ulak D. TC1 e, e. Posta Arkadaşlar ulak, ulaştırmaktan ulak. E, aklımızda olsun. Haber ulaştıran eski zamanda ulak. 2023'te tamamlanacak olan Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün adı aşağıdakilerden hangisidir? Geçtiğimiz günlerde buraya ad verildi arkadaşlar. Bu yıl içinde olan bir güncel olduğu için 2023'te tamamlanacak ama e, bu yıl içinde gerçekleşen gündem olan bir konu. A. Seyit Onbaşı Köprüsü B. Troya Köprüsü C. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü D. 1915 Çanakkale Köprüsü E Çanakkale Köprüsü Doğru cevap Denizli 1915 Çanakkale Köprüsü Birleşmiş Milletler Genel Merkezi nerededir? A. New York B. Lahey C. Starkburg D. İstanbul E. Cenevre Arkadaşlar New York'tadır. Yalnız burada bir e, yerin altını çizeyim. Cenevre'de Avrupa'daki merkezi Cenevredir. E, genel merkezi New York'tur. Bunu da altını çizerek belirteyim. Çeldirici bir soru olarak gelirse ters çevirip sorulabilir. İkinci denememizin son sorusu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle eksik olan 12 parçasını da ABD'den Türkiye'ye iade edilmesiyle tamlanan dünyaca ünlü Çingene kızı mozayı aşağıdaki şehirlerin hangisinde sergilenmektedir arkadaşlar. Daha önceki videomda da bu çingene kızı ve e, getirilen eksik parçalar hakkında bilgiler verdim. Çok önemli arkadaşlar. E, Antep, Zeugma Evet arkadaşlar. Çingene kızı burada sergileniyor. Bu konuda yine çok büyük gündem oldu. 12 tane parçası ABD'den gelmesi nedeniyle ve üçüncü son e, denememize geçiyorum arkadaşlar. E, Devlet Başkanı Maduro ile ABD arasında yap, yaşanan kriz nedeniyle dünya gündeminde olan Venezuela devleti hangi kıtadadır? A. Asya, B. Afrika, C. Kuzey Amerika, D. Avrupa, E. Güney Amerika. Arkadaşlar Maduro ve Venezuela e, gündemde devamlı. Şöyle göstereyim cevap Edirne Güney Amerika. Kardelen çiçeğe motifi olan metal para aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir önceki videomda yine bu konuyla ilgili bir güncel ve genel kültür bilgisi olarak vermiştim. 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 1 kuruş, 50 kuruş bunların üzerindeki motifler ve anlamlarını paylaşmıştım. Burada da oradan birinin ee, soru olarak ya nasıl sorulur nasıl gelir diye buraya hazırladım. Ee, A 1 kuruş, B 5 kuruş, C 10 kuruş, D 25 kuruş, E 50 kuruş. Doğru cevap A'dan arkadaşlar. Kardelen çiçeği motifi 1 kuruş üzerinde var arkadaşlar. Türkiye aşağıdaki verilen uluslararası kuruşların hangisinin kurucu üyesi değildir? Arkadaşlar hangisinin kurucu üyesi değil? Burada çeldirici olan üyesi değil kurucu üye olmak. Ee, A. İslam Konferansı Teşkilatı. B. G20. C. Avrupa Konferansı. D. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. E. D8. Arkadaşlar G20'nin kurucu üyesi değildir bilginiz olsun. Ee, dördüncü sorumuz Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden biri değildir. Ee, A. Rusça, B. Arapça, C. Türkçe, D. İspanyolca, E. Çince. Arkadaşlar maalesef Türkçe'miz Birleşmiş Milletler'in resmi bir dilleri arasına girmiyor. Bilginiz olsun. Antarktika'da tüpsüz dalış yapan ilk Türk kadın sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Yine e, bir önceki, e, bu yüklenen videodan bir önceki videomuzda bilgi vermiştim. E, i̇lk Türk kadın sporcu tarihe geçti. E, A. Çağla Büyük Akçay B. İpek Soylu C. Nur Tatar D. Şahika Ercümen E. Yasemin Adar Doğru cevap Şahika Ercümen e, son günlerde dünya devletleriyle olan bazı sıkıntılardan dolayı Türkiye'nin bir gövde gösterisi olarak düşündüğü e, bir tatbikat var arkadaşlar bu da üç denizde aynı zamanda düzenlenen bir tatbikat e, bu tatbikatın adı aşağıdakilerden hangisidir e, A beyaz balina B mavi vatan C. İskele D. Vatan E. Deniz kurdu. Arkadaşlar mavi vatan olarak düzenlendi. Dünyanın ve komşularımızın birçoğunun tepkisi ve gündeminde kaldı. Üç denizde aynı anda büyük bir e, deniz tatbikatı. Milli ve yerli e, silahlarımız ve birçok e, şeylerimiz, aletlerimiz bu tatbikatta yer aldı bilginiz olsun arkadaşlar bir sonraki videomda yine değişik güncel bilgiler denemeleri ve güncel bilgiler konularıyla sizlerle olacağım beni takip eder abone olursanız kanalıma memnun olurum.